Gelelim dolandırıcılara. Telefon dolandırıcılık çetesi bir lojistik müdürünü ve bir mühendisi 6 ay boyunca dolandırarak 67 milyon liralık bir vurgun yapmıştı. Örgütün hiyerarşik yapısından dolandırıcılık yöntemlerine kadar pek çok detay hazırlanan iddianamede yer aldı. O iddianamenin detaylarına CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'la kameraman Engin Özbek ulaştı. 6 ay boyunca milyonlarca lirayı işte böyle bavul ve poşetlerle teslim aldılar. Lojistik müdürü ve mühendisi dolandırıp 67 milyon TL'lik vurgun yaptılar. Telefon dolandırıcılık çetesi 2 kişiyi FETÖ kasası olarak ihbar edildiniz, hakkınızda gözaltı kararı var yalanıyla tuzaklarına düşürdü. Lojistik müdürün Evrak Kibar'la mühendis Ceren Ataman aylarca başkomiser sandıkları çete üyelerine para gönderdi. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 331 sayfalık iddianame tamamlandı. Örgütün yapısı deşifre edildi. Örgütün kendi arasında atıcı, aracı, eldenci, hesapçı ve aklayıcı olarak iş bölümü yaptığı belirlendi. Kişilerle doğrudan doğruya iletişime geçen kişi dosyada ismi atıcı olarak tanımlanan Mehmet Çiftçi'ydi. Örgüt liderlerinden bir tanesi olan Hüseyin Ural'sa hesap sahipleri ve paraları kişilerden teslim alacak kişileri belirliyordu. Aklayıcılarsa paranın izini kaybettirmek için paraları otomobil ve gayrimenkule dönüştürüyordu. Eldenci olarak tanımlanan İbrahim Boğa ile Mustafa Akıl'ın paraları teslim aldıkları o deliller iddianamede işte böyle yer aldı. Örgüt lideri Mehmet Çiftçi, Hüseyin Ural'la diğer örgüt üyeleri üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Ancak iddianamede yer alan HTS kayıtları, yani şüphelilerin pek çok kez birbirlerine yakın baz istasyonlarından sinyal vermeleri ve kendi aralarında yaptıkları telefon görüşmeleri sanık beyanlarının yalan olduğunu ve örgütün hiyerarşik bir yapı içinde işleyiş gösterdiğini ortaya çıkardı. 47 sanığın yargılandığı soruşturma kapsamında ilk duruşma 10 Kasım'da görülecek.